Hoş geldiniz. İyi geceler, merhaba. İyi geceler, merhaba. Nasılsınız? Teşekkür ediyorum. İyi olmaya çalışıyoruz. Türkiye'nin öncelikle bayramını kutlayalım. 23 Nisan kutlu olsun. Teşekkürler Sinan Hocam. Hepimizin, tüm çocukların 23 Nisan'ı kutlu olsun. Bu millet, bu devlet, bu toprak, bu bayrak var olsun. Ne mutlu Türk kimliğine diyelim. Aynen. Nasıl geçiyor hocam zamanınız? Evet, Yoğunsunuz çok yine çok yoğunuz. Bu hackerlandıktan sonra toparlıyoruz. Tekrar diye düşünüyorum. eski toparlanıyoruz. Gücümüzü tekrar eskisi gibi topluyoruz. Bayağı hızlı bir toparlandık. Yine 10.000'lere geçtik şimdilik. Yani iyi bir noktadayız. Hocam kendi internetinize geçebilir misiniz? Tamamen kendi internet ama kendi internetimdeyim diye düşünüyorum ama internetimdeyim, tamam mı? Tamam. Evet, hacklendikten sonra tekrardan başa almak zorunda kaldınız hocam. Ama sizin kitleniz yoğun bir kitle ve sizi bir şekilde buluyorlar diye Buldum. düşünüyorum. Buldum. Kesinlikle. Buluyorlar. Yoğunsunuz da, randevularınız var, haberlerini alıyorum, bana da yazıyorlar. Sağ Benim olsunlar. takipçilerim de sizinle yakinen ilgileniyorlar ve diyorlar ki ne zaman Sinan Hoca ile yayın yapacaksın? Hocam diyorlar, sabırsızlıkla bekliyoruz. Cumartesi anlaşmamız öyle. Cumartesi bekleyecektiniz diyorum. Sağ O olsun. yüzden seyahatler devam mı hocam? Evet, seyahatler, canlı yayınlar çok yoğun. Bir Sırbistan programımız olacak. Davet edildik. Belgrad bölgesi Sırbistan programımız içeriği var. İşte bu savaş riskinin özellikle 1 Kasım'dan sonraki süreci, 2022 1 Kasım'dan sonraki süreç, biliyorsunuz İkizler Burcu'nda Mars retro hareket, geri hareket yapacak. Mars retrosu var. Sırbistan'ın da aynı Türkiye gibi Ay Burcu İkizler'de. Biraz Sırbistan halkı endişeli. O yüzden Sırbiya bölgesi bu konuda hassas. Savaşın kıvılcımı nereden çıkar? Bir Üçüncü Dünya Savaşı çıkar mı? Bir risk var mı diye. Bir Sırbistan programımız var. Dubai programımız tekrar var. Peşine yine bir İzmir bir programımız olacak. İzmir'de bir programımız var. Aydın'da bir programımız var. Türkiye bölgelerinde programlarımız var. Rodos Adası'nda bir program var. Çok ilginç. Yunanistan'da yapacağız bunu. Yerini Rodos Adası seçtiler ama orada canlı program yapacağız. Yaza dolu dolu giriyoruz. Yani ben çok yoğunum. Adana, Mersin, Kırşehir bu yıl çok gezeceğim. Yani bu dönem bayağı bir yoğun davetler var. Yerel bölge televizyonları, yerel bölge yayınları bizi davet ediyor. Oralara da geleceğiz. Yurt içi, yurt dışı çok yoğun bir program içindeyim şu an. Taslak yapmaya çalışıyorum. Bayramdan sonra gerçekten özellikle tutulmalardan itibaren kolları sıvayacağız. Merkür retrosunu öyle geçireyim diyorum. 3 hafta seyahatlerle, yayınlarla geçireyim. Hiç olmazsa Merkür retrosu o şekilde iyi olur. Geçer gider 3 Haziran'a kadar. Ondan sonraki süreç yine biraz programlarımız Hocam olacak. ama arayı bizi sıkıştırmayı unutmayın. Yo, Yani ben Ramazan'dan sonra. otelde de olsam, herhangi bir yerde de olsam, gideceğim her bölgede eğer internet çekiyorsa, elektrikler de açıksa, kesilmeyecekse biz her yerden yayın yaparız, hiç problem yok. Bu arada her yerde ciddi bir bölgesel anlamda ciddi elektrik krizleri var, elektrik kesintileri var ama dünyanın birçok ülkesinde de bu. Egemen, biliyorsunuz, duymuşsunuzdur, Bolivya'da 24 saate yakın ciddi bir elektrik kesintisi oldu. La Paz oranın başkenti. Benim danışanlarım var orada. Türk danışanlarım da var orada. La Paz bölgesi çok zor bir dönem yaşadı. Geçtiğimiz 3-4 gün önce çok ciddi bir karanlığa gömüldüler. Tabii enerji krizi olarak yorumluyoruz bunu. Tutulmalarında etkisi olduğunu düşünüyoruz. Buyurun. Hocam, şimdi 30 Nisan'da bir tutulma var. Parçalı güneş tutulması 10 derece boğa, ay 10 derece, güneş 10 derece boğa burcundan. Sonra da 16 Mayıs'ta da tam
bir ay tutulması var. O da ay ve güneş, akrep ve boğa aksında. Şimdi parçalı güneş tutulmasından başlayalım. Evet, ben güneş tutulmasını ve ay tutulmasını her ikisini de anlatacağım. Bugün dolu dolu bomba gibi bir program yaptım size. Böyle mutlu olacaksınız. Bir daha öğretici bir program yaptım. Tutulmaların tarihi süreçlerinden de anlatacağım. Fakat tutulmalara girmeden sizleri de bütün dünyadaki astrologları da etkileyecek önemli bir açıklama yapayım. Yayınımıza katılan tüm danışanlarımız bunu net bilsinler ya da yayına katılan tüm takipçiler, tüm izleyiciler bunu bilsinler. Artık bu ara bunları çok fazla yayınlıyorum. Kesinlikle danışmanlık hizmetleri aldıklarında eğer kişi daha önceden doğum haritası analizi yapmışsa mutlaka yıllık analiz alsınlar. Çünkü eğer hayatlarında öngörü tekniğini istiyorlarsa aylık veya yıllık baz üzerinde çok yakın bir süreçte detay bir öngörü tekniği istiyorlarsa mutlaka yıllık analiz almaları ya da aylık analiz almaları çok faydalı. Çünkü orada biraz bir Uranyen sistem devreye giriyor. Uranyen sistem daha detay, daha ayrıntı bizim harita üzerindeki hesaplamalarımızda görmemize sebep oluyor. Kişinin hayatının o dönemini daha ayrıntılı anlatabiliyoruz. Kişi ona göre gardını almış oluyor ya da önlemini almış oluyor ya da olumlu veya olumsuz bir haberin içeriğinde öngörü tekniğiyle kendince bir çalışma yapmış oluyor bizim vereceğimiz resmi bilgi ya da beyanlar karşısında. Yani onlar için çok faydalı oluyor. Kısacası hani kişiler yıllık analiz alırlarsa ay ay oluyor. Bizde şöyle bir teknik var. Tabii benim kendi sistemim böyle ama NASA bunu da böyle kurmuş. Dünya Uzay İstasyonu'nun verdiği bir şey var, bir derece var. Her yıl Kasım sonu civarında yayın yapar. Biz üye olduğumuz için bize bilgi verir. Şöyle der. Gelecek sene diyelim 2023 yılı. 2023 yılının dolunay, yeni ay, güneş tutulması, ay tutulması İlk dördün, son dördün derecelerini bize verir. Bu dereceleri teknik anlamda alırız ve kişilerin doğum haritaları yıllık güneş progres dönüş ali haritalarının üzerine yerleştiririz. Ve ay ay diyelim işte Aralık ayında randevularını aldıklarında Ocak ayında tek tek randevularına başladığımızda Ocak'tan Aralık'a kadar 12 ay boyunca ayrıntılı ve detaylı harita analizi yapabiliyoruz. O bir yıllık harita analizi oluyor. Çok faydalı oluyor. Kişi bir yıl boyunca daha o yılı yaşamadan neler olabilir detaylı ve ayrıntılı bir şekilde bir yıllık süreçte görmüş oluyor. Size bir tane hediyem olsun. Aralık ayında size bir tane hediyem olsun Neslihan Hanım. Size özel bir hediye yapacağım. 2023'ün NASA verileri verdikten sonra yıllık detaylı analiz haritanızı önceden size anlatacağım. Bir yıl neler yaşayacaksanız benden önceden duymuş olacaksınız. Siz ona göre o yılın analizini daha iyi yapmış olursunuz. Evet, Çok size de bir teşekkür tane ederim. jestim olacak orada. İsterseniz tabii ama Tabii ki, gönlümden memnuniyetle böyle bir şey elde edilir mi? koparmayayım. Kesinlikle. Çünkü çok faydalı oluyor. Mesela Ocak'ta ne yaşayacaksınız? Şubat ayında neler yaşayacaksınız? Mart 2023'te neler başınıza gelebilir? Neler olabilir? Kaderinizde yol haritanız ne olacak? Nisan'da neler olabilir? Öyle bir şey ki ufacık bir rahatsızlık, bir gribal enfeksiyonu bile görebiliyoruz orada. Çok ayrıntılı bir nokta oluyor. O yüzden çok güzel oluyor yıllık analizler. Faydalıdır. Önceden bir uyarı yapalım izninizle. Tabii Yıllık tabii. harita alsınlar. Yani doğum haritaları geneldir. Geçmişi anlatır, geleceği anlatır. Öngörü tekniğidir. Sağlığı anlatır. Yaşamınızı anlatır. Nereden geldiniz, nereye gidiyorsunuz, bu dünyaya geliş amacınızı anlatır. Orada sağlığı, çocukları, evliliği, yaşam her şeyi anlatır. Ama yıllık analiz sizin bir yılda taze taze yarın ne yapabileceğinizi. Şimdi mesela çok önemli işte tutulmalara geldik. Bugün ne yaptım? Çok danışanıma tutulmaları aktardım mesela daha çok. Şimdi yakın bir zaman enerjisi başlayan güneş ve ay tutulmasının size getirdiği kader, kaderi konuştuk yani. Haritalarına göre şimdi kişisel haritalara göre biliyorsunuz herkesin değişik oluyor açılarına göre. Her kimine iyi geliyor, kimine kötü geliyor, kimine nötr geliyor. Haritanın durumuna göre belirleniyor. Böylelikle hani bir genel bir bilgi vermiş oldum. Şimdi siz giriş yapın, ben devam edeyim tutulmalarla başlayalım.
Evet, sen hocam bu 30 Nisan'daki tutulma dünyayı ve Türkiye'yi nasıl etkileyecek diye bir giriş yapalım. Özellikle Boğa burcunun olmasını ekonomiye çok bağlıyoruz tabii ki. Boğa'nın ekonomiyle bağlantısı olduğu için. Ama siz bunun yanında muhakkak başka şeyler de ekleyeceksinizdir. Hastalık yatkınlığı var mı? Özellikle Boğa burcunda olacağı için. En çok hangi ülkeleri etkileyecek bu tutulma? Türkiye'deki kazanımları ya da kayıpları neler olacak? Çok güzel, detaylı bir tutulma görelim. Önce güneş tutulması. İlk hareket olduğu için yılında ilk büyük güneş tutulması olduğu için 10 derece Boğa burcunda 30 Nisan 2022 günü büyük bir tutulma göreceğiz. Şimdi doğu ve batıya göre bu değişiyor Neslihan Hanım. Şöyle ki doğu ülkeleri ve batı ülkeleri güneşi erken ve geç karşılamaları dolayısıyla tutulmayı kimi 30 Nisan'da kimi 1 Mayıs'ta yaşayacak. O yüzden bir genel bir güneş tutulması bu 30 Nisan 1 Mayıs'ı kapsayan gökyüzünün matematik açılarına göre tutulma parçalı bir tutulma ama parçalı veya tam tutulmaların gökyüzündeki kızıl ötesi ışınlar ve reaksiyonları açısından farklı fiziksel etkileri ve kimyasal etkileri var. Buna bazı noktalarda güneş patlamaları da dahil oluyor. Fakat 30 Nisan'daki parçalı güneş tutulması 10 derece Boğa'da. Şimdi Boğa nedir? Boğa öncelikle dünya demektir, yeryüzü demektir. Yüzeyi anlatır. Yaşadığımız, gördüğümüz gerçekleri, dünyanın nimetlerini, malı, mülkü, dünyevi konuları anlatır. Yani parayı, ekonomiyi, dünyada gördüğümüz mal alım satımını, ekonomik süreçleri, yaşamın gerçek tarafları ve ekonomik finans, para politikaları, para piyasaları biliyorsunuz Lidyalılar çok köklere indiğinizde Boğa burcunda 2 Mayıs'ta kurulan bir teknik olarak eski arşivlerde biz bunu gördük. Eski yazıda bir arkeolog bunu bulmuştu. 2 Mayıs günü yapılan hesaba göre milattan önce 2 Mayıs günü kurulmuş bir ülke. Yani Boğa burcunda kurulmuş. Lidyalılar ve neyi buldular biliyorsunuz? Tarihte değiş tokuşu iptal edip ticareti geliştirmek amacıyla parayı buldular. Yani altın ya da gümüş sikke olarak para birimini buldular. Şimdi burada Lidyalılar İlk para sistemini ya da ticaret sistemini geliştirmek için, ekonomiyi geliştirmek için bu sistemi teknik olarak bulmuş olsalar da Boğa burcundaki dünyevi olayları, dünyevi mal alım satımını anlatan bir alandı. Şimdi dikkat ederseniz mal alım satımı diyorum. Yani bir mal, diyelim bir kalem. Bakın elimizde bir kalem var. Kalemi alacağım. Bunun için satın alacağım. Boğa bunu anlatıyor. Bunun için bir bedel ödeyeceğim. Bir madde ödeyeceğim. Bir maddiyat. Bir para ödeyeceğim. Şimdi benden parayı alan kişi bu kalemi bana sattığı için ne yapıyor? Oradan bir kar marjı var. Para kazanıyor. Ben de bu kalemi alıp ihtiyacımı gördüğüm için alım gücüm gereği ve ihtiyacım gereği kullanım alanını kullanacağım. Yani arz talep dengesi bu. Ekonomide bildiğimiz arz talep grafikleri. Şimdi Boğa burcu özde dünyevi konularda arz talep dengesini ve ekonomik süreçleri, para piyasalarını, borsayı, efendim menkul kıymetleri ve gayrimenkulleri ve buradaki takas sistemlerini, dünyevi çıkarları anlatır. Ekonominin çıkar kısmıdır, rant kısmıdır, politika kısmıdır. Bunun için ekonomide parayı güç kabul eder. Boğa para demektir. Güçlü olmak. Parayla güçlü olmak demektir. Parası olan kişi anlamındadır ve boğa güç, para ve parası olan da ne olur? Emreder, gururlu olur. Yani böyle biraz havası olur. Yani toplumda birçok kişiye hükmeder. Boğanın simgesi bir de karşılığında saygınlık bekler. Şimdi bu güneş tutulması da bildiğimiz güneş tutulması 10 derecede Akrus sabit yıldızı kavramında gelişiyor. Ama Akrus sabit yıldızı karşıt akrep alanında gerçekleşiyor. Biz daha çok 7 dereceyle 10-11 derece arasında gökyüzündeki hamal takım yıldızı olarak kabul ederiz. Hamal takım yıldızı Boğa burcunun 7 derecesinden başlar. 10 derecesi hatta biraz da 11'e doğru bazen dönem dönem ilerleyen bir takım yıldızıdır. Demek ki bu tutulma hamal takım yıldızı üzerinde olacak. Şimdi 10 derece Boğa'daki ağırlıklı olan hamal takım yıldızı paranın gücü, ekonominin gücü demektir.
övünmek demektir. Parayla, ekonomiyle övünmek demektir. Emretmek demektir. Saygı beklemek demektir. Yine Hamal'ın önemli bir gölgeli tarafı var. Karşıt evde akrepin akrosuyla karşıt açı yaptığı için 10 dereceye 10 derece yaptığı için buradan ne alacaktır? Ekonomik kriz alacaktır, sıkıntı alacaktır. Nedir gölgeli yönü? Açlıktır, kıtlıktır, maalesef fakirliktir, yoksullaşmadır. Zor koşullarda çalışmak demektir, emeğinin karşılığını alamamak demektir. İşte bu savaşmak demektir. Ekonomik çıkarlar nedeniyle savaşmak demektir. Zulüm demektir. Karşılığını alamadığın her şey senin için ekonomik anlamda zulümdür. Evet, buralardan gelebilecek de Hamal'ın başka bir takım yıldızı da sonradan gelecek şifayı da anlatır. Yani şimdi o zaman şunu söylüyorum. Bu büyük güneş tutulması ne getirecek? 10 derecede getirdi daha doğrusu. Aslında getirdi de insanlar daha bunun farkında veya değil bilmiyorum. Marketlere, bakkallara, işte esnaflara, dükkanlara uğruyorlarsa, hayatın içinde pazarlara, semt pazarlarına falan da gidiyorlarsa hayatın içinde bunu görüyorlar. Şimdi ben biraz Türkiye hakkında veri topladım. Dünyanın birçok yerinde benim danışanım olduğu için her yerden veri topluyorum. Gerçi bu dünyanın her tarafını ekonomik anlamda çok olumsuz etkiliyor. Boğa burcunun bu güneş tutulması maalesef Hamal takım yıldızı. Şöyle ki devam ediyorum. Diyor Hepimiz ki hamal olacağız yani hocam. aynen Bu öyle ama adı dünya buradan hepimiz hamal gibi çalışacağız aynen. yani. Adına boşuna Hamal takım yıldızı dememiş. Herkesi hamal gibi çalıştıracak. Köleleştirecek yani. Ama şöyle düşünün, dünya geneli her ülkenin ekonomik politikalarında farklılık söz konusu olabilir. Fakat dünya genelinin bu ekonomik krizi yaşadığını, koronavirüsten sonra zaten böyle bir olayın ortaya çıkacağını, tesadüfi gökyüzünün de Hamal takım yıldızına denk gelmesi, Boğa burcu güneş tutulması 19 Kasım, geçtiğimiz 19 Kasım'daki algol etkili, algol etkili takım yıldızının aslında bir 6 ay sonra rövanşı şeklinde insanlar dedi 6 aylık süreçte yani 10 derece 30 Nisan Boğa burcunun güneş tutulmasına kadar ekonominin ne hissetti? Piyasaları dünyayı böyle yıldız seyrediyor. Bakalım diyor ne hissediyorsunuz? Siz diyor yeryüzünde çünkü boğa yeryüzü dünya demek dünyevi hayat demek. Siz yeryüzünde diyor ne görüyorsunuz ne yaşıyorsunuz? Şöyle hamal yıldızı izliyor insanların. 6 aydır izliyor, deniyor, test ediyor. Testi ne? Ekonomik sıkıntı veriyor, hayat pahalılığı veriyor, kıtlık veriyor kimi bölgelere. Kimi bölgelerde bolluk olabilir ama bolluk olan yerde de alım gücü zorluğu veriyor. Ülkenin ekonomik durumuna göre alıyor biliyor musun diyor. Örneğin şimdi Türkiye'de bir Ramazan pidesi 7,5 TL. Aldığım veriler öyle. Üzerine bir de yalandan bir yumurta kırıp şöyle bir sürdüğünde, bir de bir tane yumurta da değil. Şöyle bir fırçayla sürdüklerinde 9 TL oluyor. Yumurtalı pide 9 TL oluyor. Bunu halk ekmek büfelerinde alırlarsa, belediye halk ekmek büfelerinde 3 TL gibi bir şey. Biraz daha ekonomik oluyor. Yani alım gücüne göre ama halk eğer onu alamıyorsa 3 TL de ona zor gelir. Pide de 7,5 fırından alırsa 7,5 TL de zor gelir. 9 TL'lik bir yumurtalı pide de hele Ramazan ayında kutsal bir ayda çok zor gelebilir. Yani bir ekmek 4,5-5 lira bölgelere göre değişken. Bir 200 gram 200 gramlık bir somun ekmek. İşte bana resim gönderiyorlar işte danışanlarım. Türkiye'nin mevcut pazarlarından 1 kilo salatalık 40 TL, işte 1 kilo çeri domates 50 TL ya da bir yerde kırmızısı Çanakkale'si varsa 35 TL 45 TL arası. Şimdi ne oluyor? Dünyanın birçok yerinde ve bence Türkiye'de de tek tek satıma düşecek. Yani kilo mantığı bitişe doğru gidiyor. Hamal takım yıldızı diyor ki ekonomiyle ilgili bir 19 Kasım'da bir start verdik diyor gökyüzünde. Algol zaten canınızı okumaya başladı diyor. Şimdi diyor Hamal da diyor ki ben de size alım gücü zorluğu veriyorum. O yüzden kiloyla yeme, kiloyla alma. Tek tek al. Şimdi göreceksiniz ileride marketlerde yakın zamanlarda hatta belki başlamıştır yakın bir zamanda tek tek bir tane domates, bir tane salatalık, bir tane patlıcan, işte bir tane iki tane biber şöyle bir araya getirmiş. Tek bir muz
ambalajlanmış şekilde böyle. İnsanlar evde 4 kişilik nüfussan 4 tane domates alacaksın, 4 tane salatalık alacaksın, 5.'yi alamayacaksın. Yani bu şekilde bir ekonomik herkesi etkiler. Şimdi hani diyor ki zengini etkilemez Türkiye'de veya işte dünyanın başka ülkelerinde. Nasıl etkilemez? Ben Hamal Takım Yıldızı'nın geçmiş tarihi bütün listesini çıkardım. Her bu 10 derece tutulmalarında ciddi büyük ekonomik krizler ve büyük şirketlerde iflaslar, fabrikalarda iflaslar, bankalarda kapanmalar, ekonomik intiharlar, ekonomik büyük şirketlerde intiharlar meydana geliyor. Çok ciddi beklemediğiniz firmaların, şirketlerin, fabrikaların kapanacağını göreceksiniz. Büyük şirketlerin, holdinglerin batışını göreceksiniz. Daha bakın biz fragman görüyoruz. Sadece ama ben ülke için, tek bir ülke için konuşmuyorum. Genelleme yapıyorum. Şimdi Dünya için. ben gökyüzüne göre konuşuyorum. Şimdi gökyüzü ne diyor bana? Ben gökyüzüne bakıyorum. Hani herhangi bir ülkeye bakmıyorum. Buna Sırbistan'da dersin, Türkiye'de dersin, Bulgaristan'da dersin, İran'da dersin vesaire Amerika'da dersin. Ama gökyüzüne baktığınızda Hamal Takım Yıldız diyor ki büyük şirketlerde iflaslar olacak diyor. Zamana yayıyor. Zaten Ay ve Güneş tutulmaları 2022 ve 2023'ün Ekim'ine kadar olan, 28 Ekim'ine kadar olan süreci tetikleyecek. Sonrasında terazi koç aksına geçecek. Ama şimdi bu önümüzdeki 2 yıllık, 1,5 2 yıllık dilimde, 19 Kasım'dan başlayan dilimde biz fragmanları artık gerçek filmle oynamaya başlayacağız. En şiddetli film, biraz sonra anlatacağım, 8 Kasım'daki, 8 Kasım 2022'deki Boğa'daki, yine Boğa burcundaki 16 derecedeki büyük ay tutulması dibin dibini görecek. Yani her şey dibe vuracak. Bu ay tutulması ekonomide dibin dibidir. Artık daha dip yok diyor. Son dip. Dibe vurma demek. Evet. Biraz siz de girin, ben de dinleneyim Ben harika bir şekilde dinliyorum. Şimdi şöyle, ben zaten sevgili takipçilerim 2021 yılı itibariyle bunların çoğunu söylemiştim ben. açık. Hatırlayacaklardır. Tek tek satıma hazır olun diye, ve o dönemlerde bana demişlerdi ki ya hocam sen ne saçmalıyorsun? Bizim ülkede niye tek tek satılsın ki domates, salatalık, patlıcan diye. Hatta geçen gün bir tanırsınız muhakkak Abdurrahman Dilipak hocam. Kesinlikle. Filenin Sultanları diye böyle ekonomik olarak bir sistem yapmıştı ürünlere. Ve bu durum aslında aynı zamanda ikinci bir tutulma olarak 16 Mayıs'taki Algol, o da Algol etkili ve orası da oldukça sıkıntılı bir süreç olarak düşünüyorum hocam. Şimdi Kesinlikle. sorayım mı bilmiyorum. Belki sormamı isterler. En çok hangi burçlar etkilenecek diye bilmiyorum. Bunun bir cevabı var mı sizde? Tabii Yani ki. vermek ister Tabii misiniz? ki. Bu iki tutulmada en çok etkili, bana kalsa herkes etkilenecek ucundan köşesinden, ama en çok etkilenecek ve hayatı değişecek olan ya da değişmek zorunda olacak burçlar var mı? Ya da Kesinlikle. hangi akslarına dikkat etsinler, hangi açılımlara dikkat etsinler? Şimdi güneş ve ay tutulmaları, öncelikle her ikisini de baz alırsak, artı eksi 2 ay şiddetini çok sert gösterir. Artı eksi 2 ay. Yani şimdi şöyle düşünün. Bu 30 Nisan büyük güneş tutulması Boğa'da 2 ay önce aslında etkisini göstermeye şiddetiyle başladı. Vardı ama şiddetiyle başladı. Yani şiddetli güneş tutulması etkisini artı eksi 2 aylık bazda gösterir. Yani 30 aslında 30 şeyde, Şubat'ta da 30 yok ama şöyle düşünün, 28 Şubat'ta başlar. 30 Mart, 30 Nisan. Yani Şubat'ın bitimi itibariyle Mart ayında ve bu Nisan ayında zaten bütün vatandaşlar markete gittiğinde, bakkala gittiğinde, pazara gittiğinde, alışverişe gittiğinde, piyasaya çıktığında alım gücündeki zorluğu, enflasyondaki artışı, stagflasyon aslında
ciddi bir artış. Hatta her gün her şeye artık akaryakıt dahil zam gelişini gördü. Ama dünyanın birçok ülkesinde bu var. Onu da ekstradan hani tekrar tekrar söyleyeyim. Yani dünyada süper ülkeler yok. Japonya'dan daha yeni bir görüşme yaptım. Bizim Türk arkadaş, mühendis bir arkadaşla görüştüm, danışanım. Dedi ki Japonya şu an çok ciddi bir krizde, boğa burcu güneş tutulması niye buraya etkiledi hocam diyor, bana soruyor. Diyor, dedim ki Japonya'nın doğum haritası da var. Yani şimdi Japonya da etkileniyor, Amerika da etkileniyor, Avrupa çok etkileniyor. Bakın Çok Almanya'da, etkileyici. siz de bunu söylediniz. Geçenlerde ben vakit buldukça sizi de izlemeye çalışıyorum. Almanya'daki marketlerin durumlarını biliyor musunuz? Çok iyi biliyorsunuz, anlatıyorsunuz zaten. Yani Almanya'nın marketlerinde de aynı durum var. Ha, şimdi bazı ülkelerde fahiş fiyat yüksekliği var. Şimdi abartılı yükseklik ya da ekonomide sahipsizlik. Şimdi o tür ülkelerde halk daha bir zorluk çekiyor. Şimdi tabii her ülkede ekonomik artış var, her ülkede enflasyon var, sıkıntı var piyasalarda. Fakat bazı ülkelerde ekonomi, Merkez Bankası, para politikaları ve Ekonomi Bakanlığı çok iyi yönetilmediği takdirde o ülkedeki insanlar daha bir sıkıntı çekiyor, daha bir acı çekiyor, daha bir alım gücü düşüyor. Bugün gidiyorsunuz pazara 200 lirayla, iki file dolmuyor. Ertesi hafta pazara gidiyorsunuz. Bakın bir hafta sonra gidiyorsunuz diyelim örnek. 300 liraya aynı şeyi doldurabiliyorsunuz. Yani ne oldu diyorsunuz ya, bir haftada bu kadar ciddi bu korkunç zamlar nasıl geliyor? Yani bir haftada ne oluyor da zam geliyor? Hani dünyada bir çivi mi çıktı, bir şey mi oldu da bu kadar birdenbire aşırı zam geldi? Bir sıkıntı mı var, bir yokluk mu var, bir kıtlık mı var da aynı aldığım 1 kilo pirinç bu hafta alıyorum 50 TL'ye diyelim, bir sonraki hafta gidiyorsunuz 65 TL olmuş. Bir haftada bu kadar zam gelebilir mi? Şaşırtıcı. Şimdi bunlar ülkenin bazı ülkelerinde ekonomik durumları ile alakalı. Şimdi bu tutulma direkt hayat zor diyor. Hayat zor. 2 ay önceden başladı. Hayat artık zor diyor. Bütçenizi ona göre ayarlayın diyor. Ekonomi, ekonomi, ekonomi diyor. Boğa zaten sadece dünyevi işler, mal, piyasa, alım, satım, alım gücü, borsa, mal değerleri, kazançlı mal değerlerini anlatır. Şimdi mesela gidip bir daire almaya kalkın herhangi bir yerden. Normalde bir dairenin fiyatı iyi 3 artı 1'lik bir ev diyelim, iyi bir yeni binada. Önceden 800 TL iken, normal anlamda 800-900, yani 1 trilyona yakın bir değeri varken diyelim iyi bir semtte. Şimdi 3 katı, ya ne oldu da işte 3 katına birden, ya anormallik yok mu? Bunun Boğa Burcu burada bunu anlatıyor. Yani bu politikalara dikkat edin diyor. Buradaki sıkıntı var diyor. Müdahale edilmesi lazım diyor. Yani piyasaya bir müdahale edilmesi lazım diyor. Yani bir ev sahibi bir evin kirasından düne kadar 2500 lira alırken birden 5000 lira yaparsa buraya müdahale edilmesi lazım. Yani burada bir anormallik var yani. Halk ya tepki vermeye başlar, alım gücü çok düşer, sıkıntı başlar, insanların psikolojik durumu bozulmaya başlar. Hesaplarını kendi bütçesine göre giderlerini ayarlayamazlar, çocuklarına harçlık veremezler. Beraberinde de artık halkta ya psikolojik sıkıntılar ya feryatlar ya da intiharlar gelir. Arkası kötü olur. Ama şimdi Boğa burcunu çok da böyle hani ajitasyon yapmayalım. Evet, bunların etkilerini kesin yapıyor. Biraz da buradaki bu anormalliği, eskideki tutulmalar bu kadar sert ekonomik kriz yapardı ama bu kadar sert yapmazdı. Her gün her şeye her dakika zam gelmezdi. Akaryakıta bu kadar zam gelmezdi. Burada Uranüs de işi bozuyor. Maalesef 2018'den beri Neslihan Hanım Uranüs Boğa burcuna giriş yaptı. Boğa burcunun bütün o istikrarlı, düzenli, sistemli, koruyucu yapısını Uranüs gezegeni alt üst edip bozmaya başladı. Ve Uranüs biliyorsunuz ani, şaşırtıcı, şok edici, beklenmedik durumlar yaratır. Ve şaşırtıcı bir gezegendir ve yerinde durmaz. Depremlerin de artışlarının nedeni Uranüs'ün boğa topraktaki eksenidir, hareketidir. Şimdi Uranüs Boğa'da bu tutulmalara hep eşlik ediyor şimdi. O yüzden bir anda bir şey alıyorsunuz. Bakın dünyanın her yerinde böyle. Kişi diyor ki bana geçen Kosova, yani Kosova dediğiniz bir ülke, Balkan ülkesi, diyor ki gittim markete diyor, çocuklarıma süt aldım. Kosova'da bir danışanım diyor. Gittim süt aldım. 3 gün sonra bir daha ihtiyacım oldu. Gittim bir daha süt aldım diyor. Toplu alıyorum. Erken bitirdiler. Aldım bir anda diyor.
Üç katı olabilir mi diyor ya. Üç katı. Yani hadi bir katını anlarım. Araya bir lira, iki lira diyelim. O ülkenin para birimine göre fark koy, anlarım da. Üç katı ne oluyor? İşte bu Uranüs'ün etkisi. Her şey birdenbire fahiş fiyat. Şimdi bu şişme bir Uranüs hareketi. Onu bir kere halkı bir mutlu edeyim. Bunlar geçecek. Bu durumun hepsi geçecek. Bu ekonomik sıkıntılar geçecek. Bu şişme tablo 1,5-2 sene sonra resmen eski haline dönecek. Belki erken de dönebilir ama ben 2 sene baz veriyorum. Boğa ve Akrep ay tutulmaları, güneş tutulmaları bitmeden bu düzeleceğini zannetmiyorum. Uranüs çünkü hala orada devrede olacağı için etkili. Uranüs'ün etkisinin geçmesi gerekiyor ki bu fahiş ev fiyatları, emlak fiyatları, bir işte yiyecek içecek fiyatları normal rayiş bedellerine geri dönsün. Buradaki anormal artışların sebebi bu. Şimdi hangi burçlar etkilenecek? Birinci, bu büyük güneş tutulmasında öncelikle tabii boğa misafir, boğanın evinde oluyor. 10 derece boğadaki vatandaşlar etkilenecek. Boğa doğumlu vatandaşlar. Yalnız ay burcu boğa bu süreçte 10 derecelere yakın, ne diyelim işte 7 derece 13 derece arasındaki çok daha etkilenir. Aslında herkes etkilenir ama 7 derece 13 derece arasındaki güneşi, ay burcu yükselen derecesi boğa ise onlar için kadersel bir ekonomik değişim var. Bu sadece ekonomik değişim. Ya işlerinden olurlar, ya işlerini kapatırlar, ya iş yerleriyle ilgili bir durum varsa ekonomik gelir tablolarına dikkat edecekler, yatırımlarına dikkat edecekler. Bir yerlerden alacak beklentileri, alacak verecek beklentileri varsa biraz haritalarında ikinci, sekizinci evlere çok bakacaklar, alacaklar gelmeyebilir, ödenmeyebilir, beklentilerine cevap bulamayabilirler. Yani biraz bu süreçteki boğalar öncelikle çok etkilenecek. Şimdi bunlara kare yapan evlerde, kare yapan burçlar da negatif etkilenecek. Karşıt evde Akrep de tabii, Akrus yıldızı var. O da çok fazla etkilenecek. Akrus zaten biliyorsunuz şey yıldızı biraz. Kıtlığı getirir, açlığı getirir, sıkıntıyı getirir. Akrebin kendi gezegeni. Şimdi 16 Mayıs'a girdim, tutulmada onu anlatacağım. Bu da ona eşlik ediyor. Karşıt evine varsa işte Ekim ayı, Ekim sonu doğumlular, Kasım başı doğumlular. Kim Kasım ayının başında doğduysa o 5 günlük, 6 günlük farkta doğan insanlar. Ekim'in işte 29 Ekim Türkiye çok etkileniyor işte. 29 Ekim, 30 Ekim, 31 Ekim, 1, 2, 3 Kasım doğumlar çok etkilenir. Akreplerde ikinci en çok etkilenenler. Şimdi Boğa burcu zamanında kurulan ülkeler var. Mesela İsrail. İsrail ikinci dekantta göreceğiz. 8 Kasım doğum durumunu göreceğiz. O biraz şimdi kendini gücüyle biraz koruyor, anladı ama. Çok iyi anladı. Bakın Türkiye'ye bile gidip Cumhurbaşkanı'nda anlaşmalar yaptı. Ekonomik anlaşmalar yaptılar. Köşeye sıkıştılar. Onlar da ekonomide ilk kez. Ülkesi ama ikinci dekantta etkilenir. Üçüncü dekantta etkilenir onlar. Şimdi kimler yine etkilenir? 10 derece boğa burçları daha çok işte bizim Nisan sonu Mayıs başı en çok etkilenen kişiler olacak. 28 Nisan, 29 Nisan, 30 Nisan, 1, 2, 3, 4, 5 Mayıs doğumlar bu işten olumsuz biraz negatif ekonomik anlamda etkilenirler. Para piyasalarına, bütçelerine, bankadaki paralarına, ekonomilerine dikkat edecekler. Tane tane alışveriş yapacaklar. Ben zenginim, dur paramı alayım, 3-5 kilo alayım falan demeyecekler. Bu dönem onların çok daha iniş çıkışları olabilir. Bütçelerinde dikkat ister. Bir de kareleri var. Akrep ve aslan, şey pardon, aslan ve kova kareleri var. Şimdi burada işte 27 Şubat, şey 27 Ocak doğumlu kovalardan başlar. Şubat başı kovalarına kadar etkilenir, olumsuz etkilenir. Kare alıyor çünkü oradan. 90'lık kareler var. Yine Temmuz sonu Ağustos başı olan aslanlar da bundan kare olarak zorluk açısından ekonomik anlamda etkilenecekler. Ya da bazı maddi kayıplara, ekonomik sıkıntılara uğrayacaklar gözüküyor. En çok bunlar etkilenir. Ama geri kalan burçlarda etkilenir. Zaten ekonomiden etkilenmeyen hiç kimse olmaz. Diğerleri daha bir onlar kadar hayıflanmaz. Hayıflanır da
O kadar çok onların bütçelerini sarsma. İşte maaşına zam alır. O bir açığını kapatmaya çalışır. Ev sahibisi insaflıdır. Bir terazinin ev sahibi insaflıdır diyelim. Ona çok zam yapmaz. Tam kira zammı dönemidir yapmaz. Ne bileyim bir Başak Burcu'nun o dönem işte bir alacağı bir şey vardır. Çocuğuna bisiklet almak istiyordur. İş yerinden birden bir prim gelir alır. Onlar böyle kenardan kıyıdan yine desteklenirler. Çok fazla boğa, akrep, aslan ve kova kadar etkilenmezler. Tutulmalar sabit burçlarda. Sabit yapıların kırıldığını, güvenin kırıldığını, güven kırılıyor bu arada. Sabit demek güven demektir. Onlar zor güvenir, zor inanır. Sabit yapıların kırılma noktalarıdır. Tutulmalar sert bir şekilde kıracak. Satürn'le Uranüs'ü de unutmayalım. Biri kovada, biri boğada. Bunlar da buna eşlik ediyor yani. Bunları da unutmayalım. Bir de şey de var, Plüton gerilemesi de var. Plüto geriliyor 29 Nisan'da, hemen öncesinde, tutulma öncesinde. Plüto gerilemesi de eşlik edecek tutulmaya. Eşlik ediyor. Doğru ama Plüton'un eşliği çok olumsuz etki vermiyor. Çok enteresan. Bu tutulma şunu da söylüyor. Bu tutulmanın getirdiği bir etki var. Biraz ekonomiye herkes dikkat çeksin. Bütün dünya ülkeleri dikkat çeksin. Putin de dikkat çeksin. Amerika da dikkat çeksin diyorlar. Biraz bu savaşları durduralım. Yazın halk bir rahat nefes alsın. Yoksa bu ekonomi kriz sıkıntılı. Sonbahara kadar bir duralım. Biraz savaşı azaltalım ya da durduralım. Rus halkı biraz tatil yapsın, biraz geçsin, rahatlasın. Tabii. Mesela ben bir not almıştım. Bir çalışmam vardı ki onu tarihte çok mitolojide bildiğim bir şeydir. Thales'i bilirsiniz. Milattan önce Thales meşhur bir kahindir. Yani bilim insanıdır o dönemin şartlarında. Milattan önce 28 Mayıs 585'teki büyük güneş tutulmasında savaşı durdurmuştur. Savaşın ortasında, savaş kanlı bir savaş meydanında Thales ortaya gelmiştir savaş meydanına. İki ülkenin büyük savaşını durdurmuştur. Herkese demiştir göğe bakın, göğe bakın. Gökyüzüne bakın. O an gökyüzünde tarihi biliyorsunuz 28 Mayıs 585 korkunç bir güneş tutulması. Ertesi iki gün sonra kıyamet koptu. Hititler yıkıldı biliyorsun. Korkunç bir deprem. Yeryüzünde bilmiyorum arşivlerde veya şeylerde mitolojik şeylerde yakala gördüğümüz kadarıyla 11 şiddetinde yer kabuğunun değiştiğini anlatır yani. Devasa bir depremdir yani. Zaten Thales boşuna... Bu tutulmanın deprem yapma etkisi var mı? Toprak grubunda da gerçi yani sabit bir burçta da olacağı için deprem yapma olasılığı var mı hocam? Ben bu tutulmada tabii deprem hep etkili. Sabit burçlardaki tutulmalarda deprem etkili ama bu tutulma depremi bize çok anlatmıyor. Ben çok iyi inceledim, araştırdım. Gökyüzü bilimine göre, gök ilmine göre, uzay ilmine göre, çok detaylı tarihi arşiv bilimine göre baktım. Şimdi bu güneş tutulması zaten başladı etkisi. Şu an içindeyiz. Şu an etkinin içindeyiz. Şimdi haftaya cumartesi pazar günü patlaması olacak. Zaten o da Ramazan'ın bitişi oluyor. Ve işte Arefe günü ve güneş tutulması. Arefe ve ertesi gün yeni ayın doğmasıyla, güneş tutulmasıyla da bayramın etkisini göreceğiz. Bayram başlayacak. Bir hafta da Ramazan'da kaldı bu arada. Şimdi o sırada ekonomi ve hayat zor diyen bir hamal yıldızı bu. Hamal çok deprem yapmamış. Çok iyi inceledim. Yani sizin program için ben bir özel hazırlık yaptım o konuda. Böyle vakitte diyeceksin hocam vakit buluyor musun? Bazen enteresan vakit buluyorum. Çünkü bu hassas bir konu. Yani şu an çok kişi dinleyebilir, çok kişi izliyordur. Ben çok göremiyorum ne yazıyorlar. Siz daha çok görüyorsunuz ama Ben de şimdi şu anda akışta okuyamıyorum ama şunu biliyorum. Şimdi videolarımızı YouTube'a da koyduğum için mesela Türkiye'nin lideri değişecek başlıklı video şu anda 20 binden gidiyor. Evet, Çok evet. çok eleştiri de aldı, çok beğeni de aldı. Eleştirenler ne oldu? Biraz Doğrudur. başlıktan dolayı da kızdılar ama bütün videolarımız hemen hemen tabii ki Instagram'daki izleyicilerimiz de çok kıymetli ama şu anda zaten yaklaşık 250 kişi var aramızda. Doğru. 250 kişi sevgili dinleyicilerimize güzel bilgi her daim bir kişi de olsa bizim için çok kıymetli. Yani Hiçbirinin gökyüzü, yerine şimdi biz gökyüzünün elçileriyiz. Gökyüzünün ayırmıyoruz. elçisiyiz.
Gökyüzü ne diyorsa biz onu hesaplıyoruz, onu anlatıyoruz. Çok samimi söylüyorum, gerçekten ben gökyüzüne baktığım zaman %100 tarafsız bakıyorum. Zerre tarafım yok. Normal hayatta bir insan olabilirim, bir dünya görüşüm olabilir, bir hayat felsefem tabii ki vardır. Tarafsız, yani taraflı olmamak mümkün değildir. Normal hayatın içinde herkesin bir tarafı, bir şekli, bir rengi, bir beğenisi vardır. Tuttuğu bir siyasi parti vardır, tuttuğu bir görüşü vardır. Ama ben gökyüzüne baktığım zaman gerçek anlamda, çok samimi söylüyorum, bunu her astrolog yapabilir mi bilmiyorum ama ben kahin ölçüsünde bakıyorum. Yani kahin değilim ama belki kahin sayılmam. Ama kahin ölçüsünde bakarım. Gökyüzü benim için ne diyorsa odur. Şimdi Bulgar Vanga'nın yanına Hitler evine girdiğinde, kapısından içeri yeşiğine girdiğinde, Alman ordusunu durdurdu, kadını rahatsız etmeyin dedi. Vanga'nın evine girdi. Bu Hitler yani. Adolf Hitler. Şimdi Adolf Hitler içeri girdiğinde Bulgar Vanga'nın gözü kördür. Gözleri görmüyor. Sen mi geldin dedi. Ben geldim dedi. Savaşın gidişatı nedir? Bana söyle, senin hislerin, yani gök ilmin ne diyor buna dedi. O da durdu baktı, dedi ki gök ilmine göre, resmi arşivinden, ben Bulgar Vanga'nın arşivini aldım Bulgaristan'dan, oradan biliyorum, çok iyi okudum. Yıllarımı Vanga'yı okuyarak geçirdim zaten, onun detaylarını okudum. Vanga der ki Hitler'e net bir şekilde, sen bu savaşı kaybedeceksin, sonra da kafana sıkacaksın, intihar edeceksin, net. İfadesi nettir, intihar edeceksin der. Hitler, ki Hitler'in yüzüne söylüyor. Bak sen kaybedeceksin diyor, intihar edeceksin diyor. Hitler o evden gözü yaşlı çıkıyor. Yani biraz gözlerinde nemli bir şekilde çıkıyor. Vanga'nın yardımcısı kör olduğu için, onun yardımcısı var. Yardımcısı aynen Vanga'ya diyor ki, resmen diyor, gözlerinden sulandı, yaş geldi. Hitler öyle çıktı kapıdan. Bu kadının evine dokunmayın diyor. Ve tabii Bulgaristan işgali var biliyorsunuz. Edirne'ye kadar dayandı. 42'ler, 41-42'lerde, 1942-41-42'de. Vanga ile böyle bir karşılaşması var. Şimdi Vanga, sen Hitler'e, sen iktidardan düşeceksin, intihar edeceksin dediğinde Hitler kalkıp ona saldırmadı yani. Hitler ona, Hitler her yere saldırıyor ama ona saldırmadı. O bir kahin. O ne görüyorsa onu söyler. Gök ilmi onu söyler. Biz de gökyüzüne bakıyoruz. Gökyüzü mühendisiyiz. Gökyüzünün mühendisi bana ne diyor? Ben bak matematik yapıyorum. Burada görüyor musunuz bilmiyorum. Matematik açıları. Ha, bir de açı yapıyorum bunu. Sürekli açılarım var. Üçgenler, belki çocuk, hani orada insanlar görmeyebilir. Sürekli açı, üçgen üzerinde çalışıyorum. Lider değişecek mi? Değişecekse görüyoruz. Değişmeyecekse kalacak diyoruz. Bana daha önce sordular. Türkiye'nin lideri. Bundan 15 sene önce de sordular, 10 sene önce de sordular. Liderimiz devam edecek mi? Evet, başarılı kalıyor, devam ediyor. Gökyüzü devam diyor dedim. Şimdi devam deyince güzel de, yani değişecek, gökyüzü değiş. Ben demiyorum ki, bak ben, hadi şöyle düşün. Bak Neslihan Hanım, bunu ben şahsi görüş olarak demiyorum. Yani bu Sinan Hoca'nın tabii görüşü ki değil. Benim için, belki ben o lideri seviyorum. Belki o Türkiye'nin liderine hayranım. Ama benim Türkiye'nin liderini çok sevmem, Türkiye'nin liderine hayran olmam, onu çok beğenmem, yıldıza baktığım zaman göreceğim gerçeği ya da gökyüzüne baktığım zaman göreceğim gerçeği değiştirmeyecek. Yani burada bir taraflı yayın yoktur, taraf yoktur. Biz tamamen gökyüzü bilimcileriyiz. Gökyüzü kişiye devam derse devam deriz, tamam derse tamam deriz. Yani gökyüzü bize ne diyorsa, bu da bir öngörüdür. İlla hani Allah'ın emri, Allah'ın ayeti değil yani. Çıkmayabilir. Yani tespitlerimiz bugüne kadar hep tuttu ama ola ki çıkmayabilir. Yani hani bizim söylediğimizde Kur'an-ı Kerim'in ayeti değil yani. İnşallah. Yani. Peki hocam, şimdi bunu biliyoruz zaten. Gökyüzünü okumak böyle bir şey. Tarafsız olmak demek. Kesinlikle. Biz mesleğimizi yapıyoruz. Kişiye göre davranmıyoruz. Olaylara göre de davranmıyoruz. Mesleğimiz bu. Gökyüzünü okuyarak, gökyüzünün yere yansımasına bakarak karar vermek durumundayız. Mayıs'a geldiğimiz zaman bu algo etkili, bu Akrep Burcu'nda gerçekleşecek olan tutulma dünyada, Türkiye'de, bizde neler yapacak? Evet, o işte o iş sıkıntılı. gökyüzünde, hatta gülerek de anlatıyoruz. Biz de iyice böyle şey olduk. Astrologlar öğreni öğren. Şimdi sürekli yıldızlara baka baka
İnsanlara pozitif şey öyle demiş. Ünlü üstad Nietzsche'ye sormuşlar. Kötü bir şeyi gülerek anlatıyorsun. Niye anlatıyorsun gülerek demişler. Ben de oldum Nietzsche. Kötü bir şeyi gülerek anlatıyorum. Olsun demiş. Kötü bir şey söylüyorum ya. Gülerek söyleyeyim hafifletici gelir. Yani bizimki de Nietzsche'nin hesabı gibi olacak şimdi. Bildiğimiz için neler olabileceğini Tabii. kestirebileceğimiz için istemez. Bir de şey diyorlar, siz her bildiğinizi de anlatmıyorsunuz. Bana çok söylüyorlar. Her bildiğinizi söylemiyorsunuz hocam, bizi korkutmamak için. Diyorum, bu kadarıyla eleştiri alıyoruz. Her şeyde söylesek neler olacak acaba diye, ama tabii ki biz Yani doğruları söylemekle mükellefiz. gökyüzü ilimcileri tabii ki gökyüzü bilimcileri, astrologlar, yaşam koçları, spiritüel alanla uğraşan insanlar, kahinler, belki tarotçular, bilemiyorum daha say say bitmez, enerjiciler, hepsi reikiciler, meditasyoncular, hepsini sayalım. Yani Kuantumcular. kuantumcu, özellikle kuantumcular çok iyi beyin okuyor yani. Bak ben bir kuantumcu tanıdım Neslihan Hanım. Aklım durdu. Geçen işi gücü bıraktık. 2 saat kuantumcuyla resmen hiç tanımadığım çok uzak diyarlardan bir kuantumcu benimle özellikle görüşmek istedi. Görüştük, dedim ki bir bak bakayım oku, beynimi okudu. İnanamazsınız, ben dumur oldum. Kuantum enerjisi kadar, yani bu hakikaten fizik bilimi çok güçlü bir bilim. Kuantum acayip okuyor. Yani isim veriyor bir de. Takır 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 hayatında her şeyin ismini veriyor. İsimle açıklıyor. Yani çok ileri boyutta bu kuantum. Dedim bana bunu öğret. Tekniğini bir öğreneyim. Ben şu kuantumu merak ettim. Tabii herkes o ilme ulaşamıyor. Yılların bir şeyi var, tecrübesi var kişide. Yalnız ben şu güneş tutulmasını bir bukle, bir açıklama yapıp hemen 16 Mayıs ay tutulması, ki o çok önemli, ay tutulmasına geçeyim. Şimdi güneş tutulmasının 10 derece boğanın tam karşısında 180'lik aksın içinde akrepte de 10 derecede karşıt evinde bir biliyorsunuz Ekrus ya da Akrus yıldızı var. Şimdi sabit yıldız. Akrebin Akrus yıldızı da Ekrus yıldızı denir. Şimdi bu yıldızın da bir özelliği var. Bu yıldız blokajı kırıyor. Güneş tutulmasını anlatıyorum hala. Blokajı kırıyor. Köleliği kaldırıyor. Baş kaldırmalar yapabiliyor. Sosyal hakların savunulmasını ortaya çıkartıyor. Afrika'yı çok gündeme getiriyor. Dünya konjonktüründe işte karto astrolojide Afrika'yı çok gündeme getiriyor. Köleliği çok gündeme getiriyor. Eskiden köleliğin kaldırıldığı güneş tutulmaları Akrus ve Boğa burcundaki Hamal açılarında meydana gelmiş. Köleliğin kaldırılması ya da baş kaldırma ya da kimyasallar, mühendislik zekası. Daha bunu ekleyeceğimiz metafizik güçlenme, metafizikte güçlülük. Yani bu dönem bu güneş tutulmasının bir de karşıt cephesi akrep de çalışacak. Sadece boğanın 10 derecesi hamal çalışmıyor. Zaten ekonomide canlı okuyor herkesin. Bu tarafa geldiğinizde Akrus dediğimiz Ekrus yıldızı da çalışacak. Akrep de sabit yıldız. O da Afrika'yı gündeme getirecek. Sanki dünyanın yeni ekonomik pazarı Afrika diyecek. Bakın görün dünya siyasi liderlerin büyük çoğunluğu Afrika'ya yönelecekler. Afrika bir pazar olacak bu yıldızla. Zaten eski tutulmalarda da Akrus Afrika'yı pazar yapmış. Oradaki köle ticaretini, köleliğin kaldırılmasını, o kölelerin başka ülkelere ticari boyutta, ekonomik boyutta taşınmasını, işçi sınıfı olarak ya da işte çalıştırma adına taşınmasını, ekonomiye faydası açısından yine işte o dönemlerde yüksek mühendislik zekasının da ortaya çıkışını gösteriyor. Bu dönem merkez bankaları, ekonomi bakanlıkları sık değiştirilir. 2 ay önce, 3 ay öncelere bakın sık sık merkez bankaları değiştirilir. Başkanları değiştirilir. Ekonomi, dünyanın genelinde böyle. Ekonomi bakanlıklarında bazı sıkıntılar, değişim, dönüşümler veya kişiler hakkında önemli olaylar meydana gelebilir. Çünkü ekonomi para politikaları, borsalara dikkat edilsin. Borsalarda ani iniş çıkışlar olabilir. Serbest pazar ekonomisinde sıkıntılar olabilir. Uranüs biraz abartılı etkiler, şaşırtıcı yükselişler, ani çıkışlar getirebilir ama balondur hepsi aşağı bir dönem sonra inecek bunu söyleyeyim. Bir evin 3 artı birlik bir ev 5 trilyon olamaz. 1 trilyonsa yine eski 1 trilyon değerine düşecektir ya da 800 bin lira değerine düşecektir Türkiye'nin ekonomik politikasına göre örnek Hocam verirsek.
Konuşurken de şimdi ben tabii hem astrolojik hem stratejik ve bir araştırmacı olarak da bu Tabii. soruyorum bunu. Doların bitmesi gibi bir pozisyon var mı? Dolar bitecek mi? Şimdi doların bitişi henüz çabuk gerçekleşmez. Amerika nereden bakarsak bakın çözülmesi, dağılması, eyaletlere bölünmesi, siyasi anlamda, ekonomik anlamda çöküşe geçişi, dünya pazarlarına hala hakimiyetini yitirmesi bir 30-40 yıllık bir çizgi gerektiriyor. Dolar evet ilk etapta 3 ile 7 yıl arasında bazı çöküşler yaşayacak ama Amerika'nın ve doların değerinin düşmesi 30-40 yılı tamamen kökten bitişini bulur. Ama dolar erken biter, Amerika'dan önce biter. Her ülke kesinlikle kendi dijital parasını çıkartacak. Bu net görünüyor. Önümüzdeki 5 yıl, tabii önümüzdeki 5 sene her ülke kendi dijital sanal parasını çıkartacak. Ama ülke bunu yasallaştıracak. Artık bu kağıt paralar, demir paralar, Lidyalıların ekonomisi işte ona dönecek. Yani dijital paraya dönecek, kripto paraya dönecek. Ama bu dünyanın her ülkesi için geçerli. Bu Uganda da buna geçecek mecbur. Uruguay da geçecek. Hepsi geçecek. Moğolistan da geçecek. Herkes dijital parasını çıkartmak zorunda kalacak. 5 ile 10 yıl arasında dolar da zaten kendi içinde erir ama şöyle düşünün. Amerika'nın daha henüz ekonomisi tam batmadığı için, daha iyi noktada olduğu için hala Amerika iyi ama bak yani henüz tam bitmiyor. Öyle birdenbire çökmez Amerika. Amerika'nın bir 30-40-50 senesi var çizgide. Çin'in yükselişi, doğunun yükselişi, batının da yavaş yavaş batış ...başına sebep olacak. Fakat Amerika diyelim şimdi dolar dengesinde mi? Dijital para mı çıkarttı? Doları iptal ettiğinden kendi dijital parası dolar ayarında yine aynı ayarda olacak. Yani o değer çok düşmez yani. Avrupa Birliği euro mu yaptı? Kendi dijital parasını mı çıkarttı? Euro değerinde devam edecek yani. O çok öyle rayiş bedellerde düşmeyecek yani. Yine para politikalarında, para piyasasında her ülkenin kendi ekonomik gücü değerinde o rayiş bedelde devam edecek dijital parası. Tamam, o zaman dolar 20'yi 30'u bulacak mı diye soracağım ama bunu son soru. Yani sonlarda sohbet anımızda sorayım, merak ettim. Çin Tamam. sayfana gelecek mi diye soracağım. Bazı sorularım olacak ama Hepsini sorun. çünkü Ben hepsine cevap vereceğim. cevabının olduğunu siz de biliyorum. Biz bu ay tutulması, tam ay tutulması ile devam